Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PPL eğitimine giriş videolarımızın üçüncüsüyle karşınızdayım. PPL eğitimine giriş kısmındaki ön testleri ve formları bir önceki videomuzda enine boyuna detaylı bir şekilde inceledik. Sorularınızı sormaktan ve yorum yapmaktan lütfen ama lütfen çekinmeyiniz. Rehberiniz Captain John sizlere yardımcı olmak için burada. Evet, bu videomuzda uçuş müfredatımızın ön sözünde yer alan bilgilere değineceğiz. Bu bilgiler uçuş derslerimiz için hayati değer taşıyor. Ekranda gördüğünüz gibi Introduction ile başlıyoruz. Introduction bölümünde öncelikle eğitim verilecek uçak tipinin özelliklerinden bahsediyor. Bu özellikleri pilot adaylarının kesinlikle bilmesi gerekir. Bu özellikler şöyle: Valid Airworthiness Certificate, yani geçerli uçabilirlik sertifikasına sahip olan, donanım olarak ise Single Engine Piston, tek motor pistonlu ve Equipped with Dual Control and Brake, çift kumanda ve fren sistemine sahip olan bir uçak olması gerekir diyor. Sonraki paragrafta ise şunu belirtiyor: Yapılacak göreve bağlı olarak stall ve spin göstermeye ve bu durumlardan kurtarmaya izin veren uçaklar kullanılabilir. Stall ardından spin denemesini simülatörde görelim. Power stall dediğimiz hareketi yaparken uçağın spin'e girmesi çok basit hale gelebilir. Uçağı stall'dan kurtarırken burnu düzeltmeden gaz verirsek sonuçları bu şekilde olabilir. Şimdi stall sonrası spiral dive hareketini farklı açılardan izleyelim. Gördüğünüz gibi çok tehlikeli ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Aslında son zamanlarda spin gösterimi ya da pratiği hemen hemen hiçbir okulda yapılmıyor. Daha doğrusu yapılmaya cesaret edilemiyor. Benim uçuş öğretmenliği eğitimim sırasında spin, spiral dive denemeleri yapmıştık ve iyi ki de yapmışız. Çünkü eğitim verdiğim pilot adaylarından birisi stall pratiği yaparken bizi iki defa spiral dive'a soktu. Ve o eğitimleri sağlam temellere dayalı olarak almasaydım, Allah korusun, şimdi İkimiz de yaşamıyor olabilirdik. Pilot adayı için değil, lakin uçuş öğretmeninin alması gereken bir eğitim. Bana uçuş öğretmenliği yapmak istediğini söyleyen arkadaşlar son zamanlarda çoğaldığından dolayı bu örneğin üzerine belirtmeliyim ki uçuş öğretmenliği hiç kolay bir meslek değil. Uçak aynı zamanda IFR, yani aletli uçuş kuralları ile birlikte IMC'yi, aletli uçuş hava koşullarını simüle edebilecek şekilde uçabilmelidir, diyor. Biz PPL'deyiz, neden böyle bir donanım olması gerekiyor derseniz, benim örnek aldığım uçuş müfredatına göre PPL bitmeden önce temel aletli uçuş eğitimi almak gerekir. EASA'nın da gereksinimleri arasında olmasa burada yazmaz. PPL'de IFR neden önemli? Çünkü PIC uçuşlarında karşılaşacağınız koşulları bilemezsiniz. Yalnız uçuyorsanız, ki normalde PIC uçuşlarında yalnız uçulmalı, en azından ben 88 saatimi tek uçtum, acil bir durumda alet kullanımı çok önemli bir hale gelebilir. İşte böyle durumlarda bu temel eğitimi iyi alıp almadığınızı anlayabilirsiniz. Lakin Allah korusun çok geç olabilir. Sağlam temellere dayalı bir pilotluk eğitiminin detayları ve okul seçimi için rehberiniz Captain John'a danışabilirsiniz.
Sonraki paragrafta eğitim uçağında bulunması gereken minimal aletlerden bahsediyor. Bunları bilmek her pilotun asli görevidir. Bu olması gereken aletler şöyledir. Altimetre, airspeed indicator, hava hızı göstergesi, variometre, variometer, magnetic compass, manyetik pusula, attitude indicator, yani durum cayrosu, saat, turn coordinator and slip indicator, dönüş ve kayma göstergesi, gyroscopic pivot, iletişim için radyo, intercom, ADF, VOR, DME ve GPS olması gerektiğini belirtiyor. Tabii ki Macaristan ve benzeri ülkelerde bazı okullardaki bazı uçaklarda bu aletlerin birçoğu çalışmayabiliyor. Bu yüzden okul seçimi çok önemli. VOR ve DME aletleri yerine IFR sertifikalı bir GPS ile yer değiştirilebilir. Ve görev NO 18'e kadar eğitim, radyo seyir sefer ekipmanı olmayan bir uçakta yapılabilir. Burası çok önemli. Görev NO 18'e kadar. Ekranda bu görevin detaylarını görebilirsiniz. Çünkü görev NO 18'de temel aletli uçuş yapıyorsunuz. Başka müfredatlarda NO 20 olur, NO 15 olabilir. Lakin eğitiminiz bitmeden önce kesinlikle temel aletli uçuş eğitimi alınması gerekir. Eminim bu eğitimi almadan PPL'ini bitiren birçok pilot adayı vardır. Çünkü maalesef birçok okul da ne müfredat umurlarında ne de pilot adayının profesyonel gelişimi umurlarında oluyor. Dolayısıyla her zaman vurguladığım gibi 20 günde PPL veriyorlarmış diyenler maalesef sadece robot gibi uçup bitiriyorlar. Ama ne ilginçtir ki aynı okulda uçamayıp mağdur olanlar da çok. Bana göre 20 günde bomboş bir eğitim ile mezun olmak da mağdur olmaktır. Devam edelim. Bir sonraki başlığımız teorik eğitimin detayları. Teorik eğitim, otorite sınavının gereklilikleri göz önüne alınarak verilmelidir. Belirli bir düzeni olmalıdır. Teorik eğitim ya yer eğitimi öğretmeniyle sınıf eğitimi şeklinde ya da uçuş öğretmeniyle birlikte uçakta ya da interaktif eğitim şeklinde yapılabilir. Bu bağlamda Macaristan, Polonya ve Çek gibi ülkelerde çok nadir tam zamanlı yer eğitimi öğretmeni çalıştıran okullar vardır. Okul seçimi için rehberiniz Captain John'a danışabilirsiniz. Müfredatın içinde yer eğitimleri bazı uçuşlardan önce belirtilmiştir. Lakin her hava hareketi için ayrı ayrı yer eğitimleri açık olarak belirtilmediğinden bu konu okulun inisiyatifine kalıyor. Dolayısıyla Macaristan, Polonya ve Çek gibi ülkelerde uçuş öncesi ya da sonrası yer eğitimleri veren sadece 1-2 okul oluyor. Uçuş öncesi ve sonrası yer eğitimlerinin faydaları ve bunlar olmaz ise size ne gibi kayıplar yaşatacağını, bu konulara kaliteli bir uçuş okulu nasıl olmalı serinde değiniyorum. Devam edelim ve pratik uçuş detaylarına değinelim. Bildiğiniz üzere PPL eğitimine girişte bahsetmiştik. Class Rating Exam'de başarılı olduğunuz sürece uçuşlara başlayabiliyorsunuz. Önceki videolarımı izlemeyenler var ise yukarıdaki linki veriyorum. Lütfen onları izlesinler. Pratik eğitim müfredatı önemli bir kılavuzdur. Yapılan tüm eğitimler pratik eğitim müfredatına kayıt edilmeli ve her hava hareketi için ayrı ayrı not alınmalı. Bu notların sonunda uçuş öğretmeni ve pilot adayı eğitimin sonuçları hakkında mutabık olurlar ve imzalarını atıp o günü kapatırlar. Yeni bir pilot adayı 25 meydan turu ve günlük 4 saat eğitimi aşamaz. 30 saati geçtikten sonra navigasyon seyir sefer uçuşlarına çıktığında bu uçuşlar iniş yapılmaz ise devam ederek yapılırsa 2 saati geçemez. 2 adet 1 saatten uzun navigasyon seyir sefer uçuşlarında ise aralarda en az 45 dakika dinlenme zamanı olmalıdır gibi bilgiler verilir. İniş yapmaksızın en fazla 25 meydan turu yapılabilir ve bu eğitim 2 saati geçemez. Bu bilgiler müfredatta yazsa bile uyulmadığı ya da
istisnai durumlar gerçekleşebiliyor. Sonrasında meydan turlarının prosedürlerinden bahsediyoruz. Bu bilgilere detaylı olarak meydan turu eğitimimizde değineceğim. Uçuş öncesi briefinglerden bahsedelim. Briefing ve debriefing hakkında detaylı bilgiyi Pilot Bilgi Bankası serimde bulabilirsiniz. Uçuş öncesi briefingde kısaca yapılacak görevin detaylarının, metodolojisinin ve icrasının gözden geçirilmesi, sorular ve sözlü simülasyon ile görevin anlaşıldığını doğrulamak, planlanan kalkışların ve uçuş süresinin belirlenmesi gerekir. İnişten sonra ise briefing yapılır. Bu briefingde ise uçuş öğretmeni pilot adayının çalışmalarını değerlendirir ve görev sırasında tespit edilen teknik hataları ve düzeltme yollarını tartışır. Uçuş öğretmeni müfredatın içerisine uçuş görevinin yerine getirildiğini imzasıyla belgelendirir. Pratik eğitim programındaki önlemlere tam olarak uyulacaktır. Pilot adayının yeterince yapmadığı görevler tekrarlanacaktır. Uçuş eğitiminin sırası her zaman korunmalıdır. Kolaydan zora doğru gidilmelidir. Şu an madde madde sıraladığım tüm bilgileri eğitim sırasında detaylı olarak açıklayacağım. Evet, şimdi burası da çok ama çok önemli. Kursiyerlere uçuşların yürütülmesi sırasında görevden sorumlu hissetmeleri için büyük kişisel inisiyatif verilmesi gerekir. Bu müfredatta yazıyor. Bunu detaylı olarak iyi bir uçuş öğretmeni nasıl olmalı videolarında sizlere anlatacağım. Yeri gelmişken kısaca bahsedeyim. Pilot adayına kumandayı vermeyen ya da vermek istemeyen uçuş öğretmenleriyle karşılaşanlar beni şu an çok iyi anlıyorlar. Eğitime başlamadan önce son olarak uçuş eğitimi için gerekli olan minimum hava koşulları değerleri ve görerek uçuşta pilot adayının sağlaması gereken stabil değerler yer alıyor. Hava koşulları için konuşmak gerekirse, öğretmen ile uçarken minimum değerler öğretmenin o günkü yaptıracağı göreve göre değişebilir. Fakat soloda görüş 10 kilometre ve daha fazla olması gerekir. Bulut tabanı planlanan uçuş görevi irtifasının 300 metre ve üzerinde olması öngörülür. Rüzgar limitleri ise uçak tipine göre belirlenir. Ayrıca eğitmen tarafından dual ve solo uçuş limitleri ayrı ayrı belirlenebilir. Evet, ön sözümüzün sonuna geliyoruz. Uçuş eğitimi sırasındaki hava hareketlerinin hangi limitler dahilinde yapılacağı ve pilot adayı için tolerans durumları da şu şekildedir. Pilot adayının irtifa, rota, yön ve hız değerlerini stabil tutması istenir. Tabii ki yeni bir pilot adayı olarak bu değerlerden sapma payı vardır. O üst ve alt limitler burada belirtilir. Ekranda gördüğünüz değerler ve buna benzer değerleri uçuş öğretmeniniz size yer eğitimlerinde belirtmesi gerekir. Burada bahsi geçen tüm konuları uçuş ve yer eğitimlerimizin içerisinde daha detaylı olarak sizlere açıklayacağım. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuz uçuş eğitim müfredatının birinci dersi uçağı yerde tanıma eğitimi olacak. Ekranda gördüğünüz üzere bu eğitim 4 saat sürmesi gerekir. Tabii ki biz kaç saat harcayacağız? Sürpriz. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı, ayrıca çok önemli, abone olmayı da unutmayınız. Yorumlarınız ve geri bildirimleriniz benim için çok değerli. Buna istinaden dilediğiniz yorum ve geri bildirimi de yapmaktan çekinmeyiniz. The Captain John, emniyetle ve esenlikle kalın.